Mesela Lemaitre'den tekrardan Lolita görebilir miyiz? Ben onu çok merak Neden ediyorum. olmasın? Yani Itachi çok fazla kullandı acaba tekrardan Itachi'ye. Bu Ama fırsatı tanıyacaklar mı? bireysel bağında gelecek mi mesela? O da var Evet, yani. Saygı. Saygı Respect ban. yasaklaması. Bakalım Lemaitre'nin ilk yasaklaması karşılaşma için ne olacak? Merakla bekliyorum ve Faramis. Hiç görmedik bugün bu arada ilk yasaklamadan Faramis. İlk yasaklamadan Faramis görmedik. Faramis bir kere seçildi galiba. Onun dışında çok da bir öyle aksiyon içinde falan Faramis izleyemedik. Galiba ilk iki maçtan bir tanesindeydi. Ve belli ki istemiyorlar Exclamatio'da. Şunu da söylemek lazım. Zaten onlar bir iki tane güçlü yasaklama büyük ihtimalle yapacaklar. Yani One Wonder vesairedir falan çıkartılabilir. Ve Öncesinde de Van az önceki maç izlenmiş sanki. Az önceki maç izlenmiş sanki. Çünkü Van Van'ı yakalayamadılar, fark ettin mi? Abi yakalayamadılar da. Oyunu etki edebildi mi? Diyorsun. Yo şey olarak diyorum. Acaba bir önceki maçta konuştuğumuz gibi mesela hani Van Van'ı bırakıp ona karşı bir şeyler denenir mi? Çok zor. Fakat mesela Davin'in elinde böyle bir şans varken de onlar kullanmadı. Exclamatio'da hiç el zorlamadan ilk yasaklamada bam diye yapıştırıp geçiyor. Evet, bakalım Limiter'in de son 10 saniyesi kaldı 3. yasaklama için. Bakalım buradaki Costa'nın yasaklaması ne olacak? Excalibur'a karşı ve Arlok yasaklaması da geliyor. Mobile Legends'ın son kahramanlarından. Evet. Hatta son kahramanı galiba. Güncellerden. Evet. Daha günceli yok. Daha günceli yok. Ama bu tabii şeyi de ekliyor. Genelde yeni bir kahraman geldiği zaman onu bütün kompozisyonlara yedirebilmek, onun aslında tam potansiyelini bulabilmek birazcık süre istiyor. Ve burada takımların aralarında kullandıkları, oynadıkları maçlar, praklar çok çok önemli. Ya yurt dışından taktik getirebilirsin. Tamam mı? M4'ten bir şeyler izleyebilirsin falan. Hepsi okey. Ama o seviye takımların da bunları keşfetmesi birazcık sürüyor ve Joy yine klasik yasaklamalardan Evet. Exclamatio ilerliyor. Hiç şey yapmıyor. Hata yapmıyor, ekstra bir şey yapmıyor. Sen karşına Joy gelince psikolojik olarak 1-0 geride olmuyor musun? Bu kadar hızlı, bu kadar hızlı Bizim hareket eden. mentalimiz taş gibidir, asla öyle şeyler yaşa. Diyorsun. Abi şöyle bir şey var, düşük Elo'da oynayınca bunlara hiç takılmıyorsun. Hiç o kadar umurumda olmuyor ki Çok yani. Rahat, Ben rahat sıkıyorsun. ya, ben eğlenmek için giriyorum yani. Ben burada ligde değilim ki. Bana ne? Lemaitre düşünsün, Exclamatio düşünsün yani. Ama dediğin şey doğru ya. Yani bir şey baskısı var. Seçildikten sonra gelen bir baskı var. Evet, Hanzo'da yasaklanan 5. kahraman oldu ve ilk partinin son yasaklaması da Yiv oluyor ve ilk tercih Lemaitre'de. Evet. Yani ne tercih edecek? Ya ortaya küçük çaplı bir son dokunuşta yaptılar. Lemaitre burada acaba en baştan taşıyıcı falan almak ister mi? Yani bunu yapmayabilirler. İkinci tura bırakıyorlar. Hem rakibinkini görmek istiyorlar hem ona göre belki bir iki el sıkıştırıcı tercih yapıyorlar. Fred'in görür müyüz? Ama Glo gördük. Aynen. Az önceki Glo. Yapışkan. Yapışkan. Asla ilerlemeyen, hiçbir yere gitmeyen falan. Tabii Glo'nun şeyini de söylemek lazım. Dediğimiz gibi bence taşıyıcıya yönelmek istemiyorlar ve taşıyıcı bu kadar rahatsız edebilecek, birazcık iş yapabilecek bir seçim olarak da yani en bam diye atacağım seçim mi? Belki değil ama güzel bir seçim. Evet, bu arada yanıt da çok gecikmedi. Melissa tercihini burada Kira tercih etti. Hemen ve yanına Brienne bakalım ne olacak. Yani Melissa bence şu andaki oyundaki en güçlü ikinci nişancı. Veya birinci bir bile olabilir. Ya Van Van'ı mı bire koydun? Biri kimi koydun? Bire işte koyabileceğim Ha birkaç iki tanesi tane var. Kapışıyor gibi ya diyorsun. Mesela Van Van'la beraber Beatrix bana göre bir. İyi. Anladım. Ya çünkü Beatrix'i oynayan gerçekten oyunda fark yaratıyor. Van Van'ı da oynayan yani evet. fark yaratıyor. Yani Melissa'da herkes oynayabildiği için ikiye koydum aslında. Çok zor bir kahraman değil. Yani böyle işte yok el çabukluğu gerekiyor kaçayım. Falan. Yok abi yani ne iki tane yeteneği var. Üçüncü yetenek basmasan da olur yani anladın mı? Üstüne birisi gelmediğinde atmayacağım bir evet. yetenek yani. Bütün şeyinde kahramanın yetenek havuzunu da ayaküstü kurutup burada. Son seçim olarak da Lancelot geldi. Lancelot, Fasha. Bu arada bütün tercihler ilk parti tamamen bitti. Hı hı. Yani Glo, Fasha, Lancelot tercihi var Lemaitre'de. Ekse ise Valentina, Melissa, Fredrin. Ya Fredrin güzel. İyi çalıştırılıyor. Ve yani bugün sonuç alındığında gördük biz Fredrin'den. Ya sadece bugün değil. Genel olarak sonuç alındığında gördük ama işte diğer tarafta mesela Lancelot'ta çok sık yurt dışı turnuvalarında izlemesek de biraz daha ligin de gelişiyle beraber daha sık görmeye başladığımız kahramanlardan. Ya, benim hoşuma gitti. Kostra
Melisa'yı keserken çok çok büyük sorun yaşayacak mesela. Öyle de bir durum söz konusu. Hı hı. Yani biliyorsun hani açmasan da olur dediğim yeteneği var ya, açmasan evet. da. İşte onu açtığı zaman Lancelot ne yapacak mesela? O da çok büyük bir etken. Yakalaması biraz evet, dertli. Yani, Lancelot biraz acaba dertli. Hasar mı çıkacak, tank mı çıkacak? Bunlar hep kafada soru işareti bırakan sorular. Ve şu andan ona bir ön hazırlık yapmaları da mümkün değil. Orada doğaçlamaya girmeleri lazım. Yani oyunun içinde görüp artık son pozisyonları ona göre bir hamle hazırlamaları lazım. Ve yani bu seviye oyunculardan tabii artık beklediğimiz şeyler bunlar. O noktada hata gelmemesi gerekli. Cloud'la beraber Lolita 7. ve 8. yasaklamalar oluyor. Ve 9. yasaklamada burada Kufra'dan yana oldu. Kufra bugün garip bir şekilde daha sık görüyoruz yasaklamalarda. Hiç görmüyorduk önceden. Evet yani hiç görmüyorduk ama böyle bir hatırlamaya çalışıyorum abi, biri Kufra oynadı da bir şey mi yaptı? Öyle bir şey de yok yani. Biri Kufra ile oyunu dağıttı geçti evet. falan hiç yani. Bunlar neden bugün ekstra bir Kufra'ya bir şey var yani, ilgi lig dışında, var? Lig dışında bence aralarında takımlar ha, olabilir. Bir şeyler yaşamış karşılıklar Kufra ile olabilir. O sebepten dolayı bence hani bunlar bizim görmediğimiz. Aynen. Bizim karşımıza gelip bu Kufra ile bu adamlar bize bunu yaptı. Biz de o yüzden banlıyoruz diye olabilir evet. ve son yasaklamada Link oluyor. 4. tercih için sıra X'de. Ve bakalım PZ acaba ne seçecek takımı adına? Exclamatio kadrosu birazcık daha tabii klasik yasaklamalardan gitmişti ama bir yani tank, seçimler de tabii benzer şekilde ilerledi. Bir tank Kadita görür müyüz? Derken Franco. Aa, hiç konuşmadık. Bak mesela 3 maçtır acayip iyi gidiyor falan diyorduk. Son maç yasaklandı evet. ve Franco açık, ne esamesi okunuyor ne bir şey oluyor ilk turda. İkinci turda şimdi Bambi'yi aldılar. Exclamation'ın elinde bence önemli bir güç. Ben PZ'nin elinde hiç Franco izlediğim açıkçası hatırlamıyorum. Bakalım nasıl oynuyor Franco. Çünkü Franco oluyorsan kendine gerçekten güvenmen lazım. Düşünsene. Kaçırmaman gerek yani. Yani Franco'sun 20 dakikalık maçta sadece bir kere çektin. O da karşının blue buff'ı. Hani çok büyük sorun. Üzer. 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 Atlas. Ve Beatrix. Aynen. Tabii şey, yani bence early game'deki Franco etkisi çok kıymetli. Diki hep var. Hep söylüyoruz. Ama Diki'yi tercih edemezler artık. Yok. Düşünsene. Bir anda stratejik değişiklik gönderiyorsun Valentina'yı ormana. Freddy'nin XP'ye. Beklenmek Diki seçiyorsun. Diki'yi seçiyorsun. Bir anda böyle bir taktiksel yapmazlar tabii ki. Yapmazlar. Ama benimki de hayal işte falan. Ama gelse de eğleniriz gibi. Evet, Hayabusa. Evet, Hayabusa geldi. Hayabusa da bir süredir görmemiştik. Şimdi ufak ufak böyle hani daha assassin kafaları bir süredir ortalarda yok. Evet. Bir süredir ortalarda yok. Yani ben gittim bireysel skor aldım, yandan birini hop paketliği verdim falan. İnşallah izleriz. Maitre'le beraber sürekli sunduğumuz başlarda Maitre'nin hep bir heyecanı vardı. Hayabusa izleyeyim. Bir kere izleme fırsatı buldu. Evet bu ya. Da ikinci, umarım izliyordur. Neyse olsun. İzliyordur canım. Arka tarafta o maçı takip ediyordur tabii ama o şans banaymış, öyle söyleyeyim. Benim çok bir Hayabusa şeyim yok yani. Senin böyle şey, böyle ben bu kahramana karşı bir ilgim var. Sadece Kaja mı? Kaja net. Yani en kafalardan bir tanesi. Bir de Keri belki ya. Kaja ile Keri biraz daha böyle. Ama onlar da ya maç kazandırabilecek seviyeye getirdikleri için daha çok. Evet. Şey gibi değil. Hani böyle yetenek setinden ötürü çok seviyorum gibi değil. Yarın şey yap, nerfle kahramanları, saniyesini unuturum. Suratına bak. Direkt satarım yani. Bu kadar da vefasız Keri Bey'e karşı. Ben burada analizime bakıyorum yani. Ve karşılaşmamız başladı. Bir tarafta Lameisa, bir tarafta Exclamato. İki tarafta çok güçlü tercihler yaptı. Gerçekten hani çok fazla size konuştuk. Hangi tarafın tercihi daha iyi? Hangi taraf daha iyi kompozisyona sahip? Bir tarafta Atlas olduğunu unutmamak lazım. Atlas gibi bir kahraman varken rakibinde alışıksındır Digi görmeye. Ama bu sefer Digi'yi görmedik. Digi'siz bir karşılaşmada Atlas oynayan Itachi'yi izlemek bizim için keyifli olacaktır diye düşünüyorum ki iki tarafında ormancısında kırmızı güçlendirmesinden başladığını ve aynı anda kestiğini gördük ama Hayabusa bir farklı yapıp yanındaki küçük yeşili de kesmeyi ihmal ediyor. PZ'nin üzerinde bu arada bayağı bir etki var, bir de üzerine sersemet de gelmiştir. Röntgen kaçıyor. Yani orada röntgenin saflaştırmasının ne kadar kritik olduğunu fark ettin değil mi? Saflaşamıyordu neredeyse ama yani gidiyordu bir anda. Kancasıyla beraber skor alabilecek pozisyona getirmişti. Franco donuk denemesi. Hani karşılaşma başlamadan da şey de konuştuk. Acaba hani Franco'sun durmaya çekemiyorsun. Evet. Çekiyormuş. Çekiyormuş. Yok abi olmaz. Mutlaka gelinir. Pozisyon hazırlanır. Easy tabii çok güzel bir baskı kurdular.
Orta koridorda yavaş yavaş altı ormana doğru da bastırıyorlar. Pizzi zorluyor. Bu arada Pizzi'nin bunları yapması psikolojik olarak kendisini üstüne almak derken Akira'nın canı az burada Melisa yakalanmış olabilir derken Akira tam zamanda mesaj yaptı. Çıkamadı. Ama işte o çarpın tatlılığını gördün mü peki? Kıymetli. Kıymetli ya, yakmasını verdi. Bir de şey evet, gibi evet, evet, uzaklaştı ya oradan. Hani zaten ölecek. Arkası dönüp baktı gitti. Çok kötü bir his ya. Öleceğini biliyorsun, o yarım saniyede hayat gözlerinin önünden geçiyor. Hiçbir şey yapamıyorsun falan. Yanıyorsun, üflemeye çalışıyorsun. Sön. Söndüreni yok böyle. Abi Itachi arada dikkatli olması lazım. Yan taraftan tabii Rene birazcık daha güveniyor. İzin üzerine doğru sabitlemeyle beraber gittiler. Bir de güzel hasar var. Bu skor çıkacak kolaylıkla. Skor da Kostra'da kaldı. Çok rahat bir skor. Skor durumunu böylelikle beraber 2-0'a getirmeyi başlattılar. Şimdi Kaplumbağa. Tabii Lemaitre 2 tane skoru çektikten sonra Kaplumbağa'yı biraz daha kolay alacak gibi gözüküyor. Ama yani Milta ile Kostra'da şey yapamadılar bir. Aralarında kapışamadılar. Evet, burada çok rahat bir Milta'dan inanılmaz bir hamle geliyor. Burada canını fulledi attı ulti sayesinde ve geri doğru ölmeden çıkmayı başarıyor. Ve skor durumu hala 2-0. Lemaitre üstünlüğünü sürdürüyor. Röntgen. Yani bir tarafına doğru evet, dönüyor. Çok şey aslında ya, çok sakin geçiyor gibi de aynı anda sakin geçmiyor gibi de. Biraz daha. 90 saniye kaldı. 90 saniyede bence mutlaka bir buçuk fight diyeyim. Bir küçük dürtüşme, bir de temiz fight. Görürüz. Pizzi baktı kalabalık ortalık, hemen kaçmaya çalıştı. Ne zaten kaçıyor da. Ya, tutturamadı. Tuttursa da zaten 4'e 2'de pek öyle bir kill şansları yoktu yani. Atlas 4 seviye olduğunu görüyoruz. Bu aslında çok kritik bir süreç. Hani Atlas'ın ultisinin olduğunu biliyorlar. Hani ek takımın birazcık daha hani böyle kule altında oynamaya çalışırsa daha iyi olabilir. Çünkü hiç ummadıkları anda, hiç ummadık Atlas baş yarar. Aa, evet, sert gelir. Şimdi hemen 50 saniye kalmışken mid tarafında da bir baskı var. Rende yine Milta ile kapışıyor. O ikisi bir çözemediler aralarındaki mevzuyu. Ve geriye doğru da çıkacak. Buradan herhangi bir skor gelmesi pek mümkün değil. İyileştirmeler de var. Alt taraf öyle farklı bir hikayede. Atlas'tan bir ulti geldi. İşte ben bundan bahsediyordum. Atlas ultisini bu seferlik boşluğa attı. Bozdurdular. Kalmış olabilir. Kostagi'ye doğru uzaklaşıyor. Sonra alt kuledeyi resmen yedip goldlarını. Evet. 30 saniye kaldı. Bu arada fightlar fark etsen çok sakin dönüyor. Exclamat diyor. Öne adım atmak istemiyor. Evet. Lemaitre zorlayıp hata yapmak istemiyor. İki taraf da temkinli ama Lemaitre ufak ufak da açıyor fark. Kostra'yı tam zamanında yakaladı Franco ve skoru almayı başardı ama yanıt çok gecikmiyor. Franco'yu düşürmeyi başardılar. Milse arada kaldı. Milse burada ultisini kullanabilir. Canı az kaldı Ren'in. Ren de ultisiyle beraber yanıt verdi. Tam zamanda Milse'den ulti canını belki elinledi. Geri doğru almaya çalışıyor ama Milta uzaklaşmayı başarıyor. Ölürken üstüne doğru kışkırttı. Ren'in canı az. Milse zorlamayı tam diyor. Haybus'a geri döndü. Burada Gloskor'un aldı. Atlas'tan güzel bir ulti. İki oyuncuyu Valentina ultisiyle birlikte easy alıyor. Ve Atlas'ı kendi silahıyla öldürmeyi başarıyor. Şimdi burada çok rahat bir aslında kaplumbağa olacak gibi gözüküyor. 3'e 1 pozisyon. Sonra deneyebilir ama o da fark etti buranın çok riskli olacağını. Kostra yan taraftan yaklaşmaya çalıştı. Çalabilirler mi? Hayır. Bryant hatasız. Gayet rahat bir oyun. Bir de üzerine Kostra'yı kovalamaya devam edecek. Kampı aldıktan sonra son skoru çekebilir. Arka tarafta Itachi'nin de geldiğini anlayınca Kostra'da uzaklaşmayı tercih etti. Enerji kalkanları düşüyor ve bu da artık kule baskısı anlamına gelir. Ya 3-3'lük skor eşitliğini çok hızlı yakaladım. Excalibur'a yavaş yavaş toplanmaya başladı gibi. Ama işler her an değişebilir. Dikkatli olmak lazım derken Röntgen'le beraber Itachi alt koridora yardım geldi. İyi pozisyon. Itachi burada skoru kazandırdı ama arka tarafta Pizzi'nin çektiği Itachi var. Canı çok az kaldı. Easy gelmeye çalışıyor. Itachi geri doğru çıkmaya çalıştı ama Easy birazcık geç geldi. Yani Itachi orada kuleden sanırım bir 3 ya da 4 tane hit falan tankladı evet. Ve ona rağmen kesemediler. Ona rağmen kesemeyince de zaten destek çok rahatlıkla yaklaştı. İşte pozisyon tekrarı ultiyle beraber burada Röntgen rakibini birazcık daha geriye çıkmaya zorluyor. Geriye çıktığı yerde de Itachi tam kaçış noktasına doğru koşu yoluna bir hamle yapıyor ve rahat bir tane skor. Şimdi yani, tekrar ondan bir kaplumbağa bakalım görecek miyiz? Ya 60 saniye kaldı. Bir kaplumbağayı Lemaitre aldı, bir kaplumbağayı da X aldı. Yani ortada çok ortada bir karşılaşma. Merakla bekliyorum. Evet. Yani altınlara baktığın zaman altınlarda sadece bir Sora'nın açık ara bir üstünlüğü var. Geri kalan oyuncuların altınları birbirlerine çok yakın. Şu an
üst koridorda pozisyon kovalıyorlar. Yani tabii Franco'nun da bir iki sefer attığını tutturduğunu falan gördük ama öyle fightler öncesinde bir 15 saniye kala kili getirdim tarzında bir şey henüz yok PZ'den. Mid'e doğru yönlenildi. Ren öne doğru çıkıyor. Yani Röntgen'den yine bir baskılamacı. Röntgen'i almaya çalıştı ama bu sefer Röntgen'i savundular. Arka taraftan içi çok iyi girdi ultiyle beraber. Bir de üzerine kovaladığını göreceğiz biz artık Ren'in ve onun için de kolay bir skor izden geldi. Ya Easy burada düşmesi gelemedi. çok sıkıntı oldu. Derken Franco'dan çok iyi bir hook geliyor. Kule altına çektiği Ren'i düşürmeyi başardı sonunda. Ve skor durumundaki eşitlik tekrardan sağlanıyor. Hani bir skoru limiter alıyor. Ardından yanında Excalibur çok iyi veriyor ki. Yani skor böyle. Aynen. Şimdi yine bir kaplumbağa var. Çok iyi tuttu Itachi. İttihatçı geri doğru hemen hızlı bir şekilde uzaklaşıyor. Belki de Franco'nun ultisi olsaydı işler daha farklı olabilirdi. Evet, o zaman bir şeyler değişebilirdi. Burada ısrarcılar mı? Burada ısrarcılar mı? Rakip yetişemiyor. Tabii ki ısrarcılar. İkinci kaplumbağa bu sayede geldi. Bir de üzerine tabii kule alınmıştı ve Exclamatio için oyunun tekrar eşitlendiğini görüyoruz. Yani o fark 2000-3000 altınlık fark bırakılmadı. Yani 2000-3000 altınlık farkı devam etmeye çalışırken Itachi'den yine bir fail geliyor. Arada kalan belki Valentina'yı kestiler ama Itachi'nin şu ana kadar tutturduğu ulti yok. Yani iki kişiyi bile tutturamadı. Yani evet. Bu çok kritik bir sorun aslında. Dikkatli ulti atması lazım. Onun ultisiyle beraber bu takım öne geçecek. Şimdi Milta Itachi'nin konumuna doğru gidiyor. Zorlamak isteyecek galiba. Buran geriye doğru çekildi. Skor geldi. Faşe'yi burada Brian tek başına kesmeyi başardı. Ama bekliyorduk işte yani. Bunu konuşmuştuk abi. Ebusa'yı aldığın zaman aradan bunları yapman lazım. Bu tarz hamleleri çıkartmaları lazım ve fark çok eşit. Yani şu ana kadar herhalde bugün en kafa kafaya başlayan oyun olabilir ya. Kesinlikle öyle. Bu maça ben en az 25 dakika diyorum yani. Bu o kadar mücadele. Ben bir 20-22 bandında bir hata yapar gibi düşünüyorum ya. 25 olacak gibi de erken Itachi'ye burada tutmayı başardı ve Franco skorunu takım arkadaşlarına kazandırıyor ve baktığın zaman Easy'de de Valentina var ve Easy'de de Atlas ultisi var. Evet. Yani bu çok kritik bir sorun aslında. Bir anda bir bakacaksın. Easy bir anda tek bir hamlesiyle birlikte savaşı başlatmış, belki de kazandırmış. Bunlara dikkat etmeli lazım derken Milita 3 oyuncunun arasında üstüne doğru kışkırttı. Easy de geldi buradaki pozisyona. Bir yandığın yaklaştığını görüyoruz. Itachi arada kaldı. Itachi'yi düşürmeye başarıyorlar ve skordaki eşitlik tekrardan dakika 9'da yakalanıyor. Altın farkına baktığımızda aradaki altın farkıyla birlikte Lemaitre skor da eşit olsa bile 2000 altınlık farkla söz konusu derken PZ o fiskesiyle beraber geldi. Buradaki Beatrix'i düşürmeyi başarıyorlar. Röntgen de kaldı. Röntgen'i düşürmeyi başarıyor ve skor durumundaki eşitliği sonunda basıyorlar. X öne geçiyor dakika 10'a doğru ilerlerken. Öne geçtiler, geriden geldiler, iyi hamleler yapıyorlar ama hala altında istedikleri farkı yakalayabilmiş değiller. Şimdi bunu hangi objektifle acaba taşlandıracaklar? Bir iki tane güçlendirme alındı, birazcık orta koridor baskısı var Kostra'nın üzerinde. Burada artık son hamleler geldi. Kostra iki raid'i rahatsız ettikten sonra. Mid'de tabii ki hayatta, Itachi yaklaştı ve şimdi yani Lord Savaşı oyunun kaderini belirleyecek savaşlardan bir tanesi olabilir. PZ'nin Ren üzerinde aldığı görüşle beraber burada Brian'de pozisyon değiştirdi. Şu anda bekliyorlar ve Kostra'nın hani tank mı alacak yoksa hani fiziksel hasar eşyalar mı çıkacak diye çok fazlasıyla tartışmıştık. Yani tank çıktığını görüyoruz. Bu çok büyük sorun derken arkada Brian'ın canı çok az. Brian'ın burada düştüğünü görebilecek miyiz derken hala Glo zorlamaya devam ediyor. John'un çok az kalmıştı. Bir solo kill geliyor. Burada Ren burayı çok iyi oynadı. Ama Hayabusa 2'sinden sonra öldüğünü görüyoruz. Ama bu görevi çok iyi yaptı. Rakip ormancıyı düşürdü. Artık bir pençeleri yok. Öyle. Şimdi sonra burada yakalayamadı. Çok az kaldı Akira burada. Yamı ile beraber can yalamaya devam ediyor. Itachi sersemletmeye başardı. Canı çok az can yalamaya çalışırken arka tarafta giden Lord var. Ama arka tarafta aldıkları net bir skor olduğunu söylemek lazım. Ya Akira gerçekten dualarla hayatta kaldı. Bir şekilde zorladı hayatta kaldı. Ve o kill'in gelmeyişi de üzmüş olsa gerek diye düşünüyorum. Şimdi pozisyon tekrarına bakacağız. Burada Lord'a hasar gelmeye devam ederken bir tane ulti kullanıyor. Ulti kullanıldıktan sonra Itachi Akira'yı çok iyi pozisyon dışında bıraktı. Fakat son dokunuşu yapamadı. Akira da burada canını yenilemeye devam ederken Milita'nın desteğiyle beraber çok rahat bir kill alıyor. Bu arada tabii ki Lord'un kimde kaldığı asıl farklardan birisiydi. Bir de üstüne o da Exclamatio'ya gitti. Lemaitre için tekrar bir geri dönüş şansı vardı ama yani değerlendirilemedi. Melisa'yı izlenmeye o kadar odaklanmışım ki Lord'u çalmayı başarmış Valentina. Evet.
Yani bu Valentina'nın Lord'u çalması X için tamamıyla büyük bir geri dönüş farkı derken arka tarafta yakalanan bir oyuncu var. Bu orada Atlas'ı yakalıyorlar. Itachi çok rahat alındı ya. Yani çok yani. Fena düştüler. Yani şu an bir de üstüne Lord var. Alt koridor orada sonra tek başına kesmeye çalışıyor. Kesmeyi belki başardı ama verilen çok ciddi kuleler var. Gitarist. Yavaş yavaş eriyor. Bu arada aslında onun oyunun başında biraz hissettirmişlerdi. Kafa kafaya gidiyor gibi gözükürken böyle hani alttan bir tane çektik, hop üstten bastık falan. Abi üst koridorun iki tane kulesi gitmiş durumda. Bir tane Lord kaybedildi. Üzerine alınan tekrar kötü pozisyondan gelinip kaplumbağalar var ve fight gidiyor. Kostran işte bak tank olmasaydı belki de şu anda yok olmuştu. Yani fiziksel hasar kasmış olsaydı şu an Kostra'yı Salise bile değil. Salise'nin evet. Daha küçük bir birim var mı? Ya var. Da gerek yok yani ne yapacaksın? Onunla, o birimle kesmişlerdi yani. Buradan silmeyi başardı ve Kostra şu anda bir şeyler yapabilir. Arkadaşlar taraftan röntgenle beraber giriyor. Burada kar sopasını bastı. Atlas 2 oyuncu aldı. Canları çok az. Canları az kalırken Valentina da ulusu kullanmaya çalıştı. Burada Glue'yu skoru aldığını gördük. Kostra yakalandı. Kostra'nın belki de burada düştüğünü gördük ama kazandırdığı skorlar daha önemliydi. Bilen buradaki pozisyona tekrardan dönecek mi derken bizden bir deneme geldi. Başaramadı. Sonra arkadaşlar taraftan beraber yapıyor. Sonra orada ne yaptığını ben anlayamadım. Burada çok kaçmaya çalışıyor oynadı. Ama kaçamıyor. Kaçmaya çalışıyor ama galiba kaçamıyor. Brian de yetişti oraya doğru. Sonra son saniye kule altında bir şekilde hayatta kalacak. Itachi de uzaklaşmış durumda ve yani 40 saniye kalmıştı ve Lord'a 40 saniye varken burada iki tarafında 3'er 4'er skor verdiği bir fight izleyebilirdik bir şekilde. Lemaitre geriye çekildi ve Exclamatio için artık öne geçme vakti. Bir türlü onlar da tam öne geçemiyorlar. Yani baskı hissettiriyorlar ama kuleye baktığımızda, altına baktığımızda hala Lemaitre daha iyi durumda. Yani Lemaitre çok çok iyi durumda ama bu altın oyunu kazandırmıyor. Yok, yok yani eşitlik var. Hep bir eşitlik var. Yani bu eşitliği Milta. Bilemiyorum derken işte Itachi'nin böyle ultiler atmaya devam ederse Lemaitre için kazanmak hayal olur. Evet. Çok büyük sorun. Yani şu anda Itachi'nin 4 oyuncu tutması lazım ki bu oyun kazanılsın. Yani çünkü bak Easy'de de Atlas ultisi var derken canı çok az kaldı. Burada 4 oyuncu aldı. Milta'da giriyor. Burada bütün oyuncular kışkırtmayı başardı. İnanılmaz bir oyun geldi. Biren burada ultisini kullanacak. Hasar vermeye çalışıyor. Arka tarafta Ren'de kaldığını gördük ultinin ama Milta burada düşerse işler bayağı sıkıntıya girebilir. Geri doğru uzaklaşmayı başardı. Franco'dan iklemesi başarılı olmadı. Franco ultisini burada kule üzerinde kullanıyor ve kuleyi düşürmeyi başardı X. Yani burada artık yavaş yavaş Lord'a doğru yöneliyorlar. Sonra hasar vermeye devam ediyor. Şimdi PZ yaklaşacak. Burada hızlı bir şekilde geldi. Bunun farkındalar, tahmin ediyorlar. Peezy, Kostra istediği pozisyona doğru alamamıştı. Kostra birazcık daha içeriye doğru döndü ve tabii tank olduğu için hayatta kalmaya devam ediyor. Milta iki oyuncuyu birden geriye doğru tutmuş durumda. Hem sonra hem röntgen kaçmaya çalışıyorlar. Milta burada skor alır mı emin değilim ve Lemaitre birer birer düşerken Exclamatio için hem Brian'dan gelen güzel killer hem de üstüne biz bir tane Lord izlemiş olacağız. En önemli fight'ı burada kazanmayı galiba başaracaklar. Bu arada Kostra burada yoru çalarsa işlerde işe bir derken çalmayı başaracağını az. Beyat ilk geldi burada. Brian'ın canı nasıl düşürdü? Çok iyi. Bizi, Pizzi, Brian herkes geri çıkmak zorunda kalıyor ve buradaki Kostra'yı takdir etmek abi lazım. Abi bütün fight'ı kazanmışsın. Her şey çok doğru gidiyor. Evet ama Milta arka tarafı zonladı. Oyuncuların hepsi boşa çıktı. Ama burada Lancelot'un çok güzel saniyeyi ayarladı, girdi. Tacitek yaptığı şey ne biliyor musun? Ultisini atmak. Bak ultisini atmak. İkinci yeteneğini basmak. Ardından pençesini bırak. Tık geri doğru uzaklaş. Beyat X geldi orada. Belki daha yapısıyla keserdi. İşin boyutu değişebilirdi. Pozisyonun tekrarını izliyoruz. Burada Kostra giriyor. Franco'nun ultisinin olmadığını biliyor. Çok rahat girdi. W'sunu bastı ve skorunu aldı. Yani bunlardan bahsediyorum aslında. İşte pozisyon tekrarda gelmiş oldu ve yine orta koridora basmak istiyorlar. Bir yandan Lord alt tarafı ittirdiği için dağılması gerekecek Exclamatio'nun. Bu ne demek? En az bir tane kule demek ama orta koridorun canı bu kadar azken bence yanına bir şeyler daha eklemek tatlı olabilirdi onlar adına. Yani imitörü belki zorlayabilirlerdi. Kafa attı tam kulenin yarı canını alacak belki ama burada imitörü açmaları çok kalacak. Ren bu arada çok güzel zonladı. Bütün rakibini base'i soktu. Paşa ultisiyle beraber hasar vermeye çalışırken tam zamanında bir Franco huku geldi. Burada saplaştırmakla beraber doşlamayı başardılar. Üst imitörünün de düştüğünü gördük. Kostra milyonların arasında dans etmeye devam ediyor şu abi anda. Abi oyun bitecek. Bir yana tarafa geldi ve tek bir Lord'la beraber açılan 3 tane imitör. Exclamatio hiçbir koridor orada karar veremedi. Galiba birazcık kararsız da kaldılar. Onun da etkisi var. Yani hangisi Lord geldi, yarıcanı aldı. Kuleye o kadar baskı beklemediler. Üst tarafta
dalganın tam olarak hangi konumda olduğunu ve kuleyi çıkartacağı hasarı hesaplayamadılar. Zaten orada bir anda minyon dalgası gelip kuleyi düşürmüş oldu. Orta taraftaki fight'a da karşılık veremeyince bugün bir lord'dan alınan maksimum verimi gördük ya. Dahası yok. Maksimum verim açık ara. Ve çalmıştı bu lord'u. Bak çalmıştı. Evet evet. Ya ben inanamıyorum hala. Yani bu kadar güzel savaşlar kazanıp üstüne ya bu kadar kötü savunma olamazdı. Yani ya, bir, en azından bir kuleyi tutabilirlerdi. Onu demek istiyorum yani. Yani üst koridorda o kadar minyon niye var? Orta koridoru nasıl kaybettin? Alt koridor hadi neyse lord vardı. Evet. Lord'la beraber geldiler diye açmış olabilirler. Ama orta koridor ve üst koridordaki imitör neden kaybedildi? Sorun bu. Röntgen, Itachi. Ortaya doğru geri çekiliyorlar. Yani Exclamatio için bir pozisyonda kaybedilen bir oyun izlemiş olabiliriz. Bir küçük sniper. Ya ama hala bitmiş değil. Yo, bitmiş değil ama işte sonraki fight bitti anlamına gelir kaybedilirse. Brian'ın skoru çok iyi bu arada. 9-1-5 oynuyor. Yani olmaz bir KD ya. Aynen. Yani bu aslında Hayabusa'nın karşılaşmayı ne kadar kazanmak istediğini de gösteriyor. Ama harita baskısını kafamda takım olarak kurdum. Kurmaları gerekecek. Kafamda kurdum ben bu maçı. Hayabusa girecek, Lord'u çalacak. Ne diyorsun? Bence fight isterler ya. Lord'u çaldı bu arada Hayabusa. Ben gördüm nedense. Böyle içime çok doğdu biliyor musun? Ben sana daha güzel bir şey söyleyeyim abi. Soru alt koridoru iter. Backdoor diyorsun. Soru alt koridoru iter. Bak karşısına kimi gönderiyorlar. Easy'yi gönderiyorlar. Easy anladı mı onu? Aha anladı. Şimdi gördü, şimdi gördü. Arka tarafta bu arada Backdoor çok kötü bir şekilde Ren'i yakalamaya başardılar. Hayabusa geri doğru çıkmak zorunda kaldı. Atlas'tan güzel bu ultimi Melisa taramayı devam diyor. Lancer dişlerine doğru girmeye çalışıyor. Canları çok az. Akira burada yakmasını kullandı. Akira'nın düştüğünü görüyoruz. Kostra'nın ölümsüz olduğunu unutmamak lazım. Beatrix alt koridoru ittirdi. Valentina buradaki savaşa katılamadığını gördük. Kostra az canlı da olsa takım arkadaşlarına yardım etmeye devam diyor. Milta geri doğru çıkmak zorunda derken Atlas'ın burada ölümsüzünü almayı başardı. Hala Hayabusa'nın şansı var. Milta'nın geri doğru çıkması lazım. Easy de çıktı. Arada kalan bir oyuncu var. Bu oradan bir Easy çıkabilecek mi derken Hayabusa gölgeleriyle beraber oynamaya devam etti. Franco düştü şu an doğru skordan devam edebilirler ama röntgenle beraber Kostra'nın canınızı az olduğunu görüyoruz. Kostra'dan, pardon, sonradan çok güzel bir sniper geldi. Sence bitecek mi maç? Biteriz. Ya bitebilir, çok yaklaşmışlardı ama burada kule altında tabii savunma verecekler. Milta güzel şekilde içeriye doğru oynuyor. Izzy'nin canı bayağı bir azalmıştı. Kostra zorlamak istedi. Milta son saniyeye kadar dayandı ama hayatta kalabilir mi? Ben tanklayacak, yeterli mi burası? Izzy bir can direnemedi artık. Brian elinden geleni yapıyor. 1'e 3 pozisyon. Belki canlanacak ama daha fazla burada base'i tutamayacaklar. Galibiyet Lemaitre'ye gidiyor. Exclamatio çok iyi bir şansı. Bir tane Lord'la beraber kaçırdı. Şu maç apayrı oynanabilirdi. Yani ben bir anda kazanacaklarını düşünüyordum açıkçası. Hani çok güzel savunma yaptılar. Ama bir anda tek bir Lord'la beraber 3 tane imitörü nasıl verdiler? Ya bunu bence bir yayından sonra... Maçlarından sonra daha doğrusu bir izlenmesi lazım. Bir hata analizi yapılması lazım. Pozisyonda neredeydiniz? Hepsi orta koridordaki kulede herkes duruyor. Herkes de orada abi yani. Ya, niye veriyor? Herkes de oradaydı. Hani böyle pozisyon dışı falan birisi de yoktu. Desem evet. Ki 4'e 3, 4'e 5 bir şey fight değil mi? Öyle de değil. Ya bütün silahların orada. Orta koridordaki tamam bak altla üstü anladım. Orta koridorda 5 oyuncum var ve niye neden vurmuyorsun? Evet. Hayır, ortayı da bırakacaksan bari birini üste birini alta gönder de onları verme falan yani. Yani bir istatistiklere de bakalım ne olmuş, ne izlemişiz bakalım. Bakalım gelsin yani Lemaitre ve Exclamatio arasında beklenenden birazcık daha yakın bir mücadele geçti. 19 dakika. 19 dakika. Tam 19 ama bu arada 0-0. Net bitmiş. Bu arada yani işte Hayabusa performansını sen anlatmıştın. Çok iyi oynadı. Brian abi denedi zorladı falan ama... galibiyet gelmeyince de gelmiyor. Onun için birazcık üzücü bir maç. Ya soluki oyunu değil bu. Bu oyun takım oyunu. Evet. Sen istersen 50'ye 0 ol. Hiçbir olamazsın önemli. Da önemi yok. Yani gerçekten hiçbir önemi yok. Tabii diğer tarafta da konuşmamız gereken bazı isimler var. Yani Farsa'nın etkisi herhalde bütün oyun hissedildi. Belki skor anlamında sadece 3 tane skorda kalmış olabilir. Mesela bakıyoruz işte Lancelot 6 tane almış, Beatrix 6 tane almış falan ama hep ultilerle rakip takımı pozisyon dışında bırakmaları, alt koridordakini hatırlayacaksın mesela. Yani röntgen pozisyonu kuruyor, hop Itachi gidiyor, Atlas'la birlikte çıkışını kapatıyor, kill çekiyorlar falan. Bu anlamda etkisi bence bayağı iyiydi. Tebrik etmek lazım. Sonra en fazla hasarı veren oyuncu, dakika başına en fazla altını aynı zamanda alan oyuncu.
çok üzerinde durmamıştık. Yani oyunun belli bir kısmından sonra birazcık daha bahsetmiştik. O da zaten sayılarla da farkını hissettirmiş. Sonra bence bu karşılaşmanın MVP'sidir. Tabii. Net. Net. Bu sefer aynı sayfada. Bravo. <tebrik ederim. gülüyor> Sen bir sonra mı dedin? Ben Lancelot diyorum. Demiyorum falan. Ya sonra MVP biz de ekranlara gelecek. Bu arada düşünsene bir anda gerçekten Lancelot çıkıyor. Ya çıkabilir abi, olabilir. Ama tabii yani burası iki taraf için de önemliydi. Bir taraf için daha önemliydi. Tek mağlubiyet. Evet. Tek galibiyet var. Lemaitre ekibi galibiyet sayısını 3'e çıkartmış durumda. Yarıştan kopmuyorlar. Hala ligin belli bir kısmında alınacak galibiyetlerle beraber playoff şanslarını devam ettiriyorlar bu sayede. Ama diğer tarafta da yavaş yavaş sanki hani sona yaklaşıldı bugün kaybedilen maçla birlikte. Çünkü en az iki maç aldığında eşitleniyorsun ve çok da fazla maç sayıları kalmadı sonra. MVP. MVP. Skordan belli zaten ya. Tabii canım. Skordan belli. 6-1-5. Gayet. Bir kere ölmüş 19 dakikada. Güzel bir oyun. En fazla altın kasar ve en fazla hasar veren oyuncuydu. Umutsuzluk, avcı darbesi, hızlı botlar, yiyip bitirme, doğa rüzgarı ve bir yandan da son eşyası korkunç silah olduğunu görüyoruz. Güzel bir dizilim. Tabii burada yani ben hala çalınan Lord'a yazarım oyunu. Evet, MVP'den bahsediyor olabiliriz. Evet, verilen hasardan bahsediyor olabiliriz. Dakika başına altından bahsediyor olabiliriz. Ama büyük ihtimalle o Lord gelmeseydi bunlar biz şu olmazdı. An hala maçı anlatıyorduk biliyorsun. Evet. Yani teşekkürler falan. Ya biz şu an hala büyük ihtimalle maçı anlatıyorduk. Hatta sen demiştin ya, bence bir 25 dakikayı en az görürüz diye belirtmiştin. Evet. Fakat öyle bir hatanın ardından da oyun bir anda kapandı. Tabii erken tarafta her ne kadar yani kaplumbağa değişimleri, skor değişimleri, kule değişimleri falan olsa da bir türlü birbirine yenişemeyen, üstün gelemeyen iki tane ekip vardı. Ama günün sonunda 3. galibiyetini burada Lemaitre alıyor ve 3-6'ya geliyorlar. Exclamatio'da toplam 9 maçta sadece 1 win çıkarttı. Yani çok güzel bir maç izledik. Hani bugün hiç göremediğimiz çekişmeyi açıkçası bu karşılaşmada gördük bence. Evet. Yani Itachi ama birazcık Atlas konusunda beni beklenileni bence veremedi. Daha iyi bir şeyler istiyorsun. Evet. Çünkü daha önce ondan gördüğümüz Zolita performanslarından sonra bu Atlas performansı birazcık ona yakışmadı. Ama yani ya yine de ek kötü etti. Ama herkesin iyi tabii, kötü tabii. Günleri de olur. Yani maç kazanıldığı sürece kompanse edilir bir şekilde. Fakat haftaya yemez abi ya da yarına. Diyeyim yani yarına yemez. Eğer yarınki maçı da kazanmak istiyorsan bir tık daha sanki üste taşımak gerekecekmiş gibi ben de düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Bakalım bizi daha neler bekliyor olacak.